Nisan 2021 bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Öncelikle hepinizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu sene de maalesef gönlümüzden geçtiği gibi Ramazan ayını dolu dolu, özellikle de belediyemizin çalışmalarıyla geçiremiyoruz. Ancak malum, öncelik sağlık diyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu senede Ramazan ayını, belki de bunu da bir vesile ve fırsat bilerek çekirdek ailemizle birlikte evlerimizde yapacağımız ibadetlerle idrak edeceğiz. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Koronavirüs ile mücadele, bildiğiniz gibi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Aşılama çalışmaları ilerledikçe, aşılanan vatandaşlarımızın sayısı arttıkça inşallah en kısa zaman içerisinde bu musibetten şehrimiz ve memleketimiz ve tüm dünya kurtulacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hükümetimiz malum yeni tedbirler aldı, açıklandı. Bu kapsamda Uşak'ta da hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve akşam 7'den sabah 5'e kadar hafta içinde de evlerimizdeyiz. Bu tedbirler her ne kadar canımızı yaksa da, moralimizi bozsa da, hepimizin sağlığı için olduğunu göz önüne alarak bu kurallara sıkı bir şekilde riayet etmeye ve en kısa zaman içerisinde bu musibetten kurtulmak için yetkililerin de ikazlarına dikkat ederek günlük hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ben huzurlarınızda bir kez daha vatandaşlarımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Uşak'ta da malum gerçekten de vatandaşlarımızın duyarlılığı, yetkililerimizin yapmış olduğu denetimler neticesinde özellikle de bu sonuçların tabloyla açıklandığı dönemde şehrimiz gerçekten büyük bir başarıyla mavi renkli kalmıştı. Elbette ki tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Uşak'ta da bütün alınan önlemlere rağmen vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bunu da zaten haftalık olarak açıklanan tablolarda da görebiliyoruz. Elbette ki Türkiye'ye ve dünyaya açık olduğumuz süre içerisinde bunları tamamıyla istediğimiz seviyede tutmak da çok kolay değil. Ancak biz bizim üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparsak bu hadiseden de en az hasarla, en az kayıpla, maddi, manevi ve sağlık açısından, can kaybı açısından en hafif şekilde atlatmak hedefimiz. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii biz de Uşak Belediyesi olarak Ramazan ayı münasebetiyle de ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın yine yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de bizler önceden tespit etmiş olduğumuz, kendi kayıtlarımızda olan, muhtarlıklarımız aracılığıyla bizlere ulaşan ve daha önce ilan etmiş olduğumuz, sosyal medyada ilan etmiş olduğumuz açıklamalara dönüş yapan, davete dönüş yapan vatandaşlarımızı tek tek tespitlerini gerçekleştirdik ve kendilerine gerek
Ramazan boyunca iftar götürerek gerekse de gıda kolisi ve ihtiyaç halinde nakdi yardımlarımızla da bu mübarek ayda zor durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Zira AK Parti Belediyeciliği 1994'ten beri sosyal belediyecilik anlamında tüm dünyaya örnek işler ortaya koymuştur. Yine esnaflarımızın sıkıntılarının farkındayız. Gerek hükümetimizin yapmış olduğu desteklerin yanında biz de Uşak Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda esnaflarımıza bu zor günlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verilen kıraathane esnafımıza da destek vermek üzere Esnaf Odası Birliğimiz ve Oda Başkanımızla dün bir araya geldik. Gerekli tespit ve çalışmaları yaptıktan sonra kendilerine de esnafımıza da maddi, nakdi ve gıda yardımı konusunda gerekli talimatları verdik ve inşallah onların yaralarına en azından Uşak Belediyesi olarak biz de bir nebze merhem olmaya çalışacağız. Ramazan zaten bu bereket ayı, Ramazan zaten yardımlaşma ayı, infak ayı. O yüzden bizim zaten genlerimizde olan, geçmişimizde olan, kültürümüzde ve dinimizin gereği olan bu yardımlaşmayı böyle zor durumlarda, pandemi sürecinde, bu mübarek günlerde daha iyi bir şekilde yerine getireceğimize de vatandaşlarımızın bu konuda çok daha duyarlı olacağına da ben inanıyorum. Yine koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında pazar yerlerimizde de yeniden bir düzenlemeye gittik. Tüm Türkiye'de de örnek alınan pazarların haftanın her gününe yayılması uygulamasını, vakaların artması dolayısıyla İl Sıhhat Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tekrar haftanın günlerine yaydık ve yoğunlukların önlenmesi için de arkadaşlarımızın da kolluk kuvvetlerimiz gerekli denetimleri yapıyorlar. Zaten vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusundaki hassasiyetleri yüksek. İnşallah almış olduğumuz bu ilave tedbirlerle de en kısa zaman içerisinde bu musibetten de kurtulacağımıza inanıyorum. Uşak'ta da aşılama faaliyetleri devam ediyor. Dün Sağlık Bakanımızın açıkladığı üzere 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımız için de aşılama işlemleri başladı. Buradan tüm Uşak'taki hemşerilerimize de çağrıda bulunuyorum bir kez daha. Sırası gelmiş olan tüm vatandaşlarımız, aşılaması açılmış olan tüm vatandaşlarımızın muhakkak aşılarını yaptırması gerekmekte. Bunun için hiçbir engel yok. Devletimiz ihtiyaç olanlarını evlerinde aşılayarak gerekli hizmeti vatandaşlarımıza sunuyorlar. Bu musibetle baş edebilmenin şu an en net bilinen çözümü aşılama oranlarının arttırılması. O yüzden tüm vatandaşlarımızın, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın da aşı yaptırmaya davet ediyorum. Tabii yaz sezonu yaklaşıyor. Biz de Uşak Belediyesi olarak artık bu sezona için hazırlıklarımızı yaptık ve çalışmalarımızı başlattık. Altyapı ve üst yapıyla alakalı yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde il özel idaremizle yapmış olduğumuz malum protokol gereği özel idaremizin şantiyesi, asfalt şantiyesini Uşak Belediyesi olarak ortak kullanma kararı almıştık. Bu doğrultuda şu an şehrimizde yapacağımız asfaltlamaları da buradaki özel idaremizin şantiyesinden temin etmeye
başladık arkadaşlar. Bu da bize ciddi anlamda tasarruf ve hız kazandırdı. Hem de kamu kaynaklarının da ortak etkin bir şekilde kullanılmasına da güzel bir örnek oldu. Biz bu çerçevede şehrin dört bir tarafında yapmış olduğumuz planlar doğrultusunda hem altyapı bir taraftan çalışmalarımızı yapıp diğer taraftan da altyapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama, taş parke veya sati asfalt kaplama işlemlerine başlıyoruz. Yoğun bir trafik aksının oluştuğu, kalabalığın oluştuğu hastanemizin, eğitim araştırma hastanemizin ve emniyet adliyemizin olduğu alandaki bölgede bir asfaltlama çalışmamız devam ediyor. Buradaki yolların altyapının yenilenmesinin ardından yollar genişletildi ve orta tarafta da yaklaşık 200 araçlık bir otopark oluşturuyoruz. Bir hafta 10 güne kadar da buradaki çalışmamız tamamlanacak ve bölgedeki trafik akışının rahatladığı ve otopark ihtiyacının da bir nebze de olsun giderilmesini de sağlamış olacağız. Arkasından da şehrin dört bir tarafında asfaltlama ve taş parke döşenmesi, özellikle yapılaşmanın devam ettiği bölgelerde, yeni bağlanan mahallelerimizde de sati asfaltla bölgedeki vatandaşların çamurdan, tozdan bir an evvel kurtulması hedefimiz. Bu doğrultuda da önemli bir asfaltlama üst yapı çalışmasını da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl içerisinde arkadaşlar bir hedef koymuştuk. 2019 yılında biz dedik ki 2020 yılında şehrimizin çeşitli noktalarında çocuklarımızın ihtiyaç olduğu ulaşılabilir parklar yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda 21 yeni parkı şehrimizin dört bir tarafında tamamladık. Şimdi son olarak zeminleriyle alakalı kauçuk olarak yapılmasıyla ilgili ihale de gerçekleşmişti. Bunların zeminlerinde de gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra inşallah hedefimiz 21'e tamamladığımız bu parkları 2021 yılı içerisinde açılışını yapmak. 23 Nisan'da da inşallah pandemi koşullarına riayet ederek 21 tane parkımızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii gönlüm isterdi ki bu parklarımız cıvıl cıvıl çocuklarımızla kalabalık bir şekilde dolsun. Ancak bu sene 23 Nisan'da bunu çok dar kapsamlı bir şekilde kurallara riayet ederek gerçekleştireceğiz. Ama inşallah yaz ayında bu kurallara ve tedbirlere uyarak tüm bu yeni yapmış olduğumuz parkların, Uşak'taki mesire yerlerimizin yine vatandaşlarımız tarafından, çocuklarımız tarafından cıvıl cıvıl şenlendiğini göreceğiz. Biz de buna yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. Tabii bir diğer çalışmamız, gençlerimizin de özellikle pandemi döneminde çocuklarımız, gençlerimiz evde kaldılar. Gerçekten de hareketsizlik ve sürekli olarak evde bulunmanın getirmiş olduğu sıkıntıların farkındayız. Arzu ediyoruz ki pandemi sonrasında çocuklarımız sokağa çıktıklarında oynayabilecekleri, enerjilerini atabilecekleri, spor yapabilecekleri alanlar çoğalsın. Bu kapsamda çocuklarımız için yaptığımız 21 yeni parkın yanında şu an 15 tane yeni basketbol, voleybol sahalarının da ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zaman içerisinde yeni basket ve voleybol sahaları da Uşağımızın dört bir tarafında inşası başlayacak, tamamlayacak ve çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak arkadaşlar. Yine biliyorsunuz hükümetimizin, bakanlığımızın 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşağımızda da 700 konut yapılacağı ilan edilmişti. Bunlardan burası yeri belediyemizle birlikte tespit ettik.
dördüncü etap TOKİ'lerin, Karaağaç'taki TOKİ'lerin tam karşısında, yolun diğer tarafında bir TOKİ ile birlikte yerleri belirlenmişti. Bakanlığımızın TOKİ'nin yapmış olduğu çalışma neticesinde yapılan projede 729 adet konut yapılması planlandı. Bunların çekilişleri gerçekleştirilmişti, kura çekilişleri, hak sahipleri belli olmuştu ve nihayetinde de 13 Nisan tarihinde buranın yapım ihalesi gerçekleşti. Tabii ki ihalenin kesinleşmesi ve ilan edilmesi için, sonuçların ilan edilmesi için bir yasal süreç var. İnşallah bu 15-20 gün içerisinde herhangi bir aksilik olmazsa, ihale ile ilgili bir sorun çıkmazsa bu kesinleşecek ve hızlı bir şekilde inşallah 729 konutluk proje başlamış olacak. Bu bölge şehrimizin kuzey bölgesinde yine gelişen, nüfusu artan bir bölge olmaya devam ediyor. Biz de bu kapsamda bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrultusunda hemen yapılacak olan konutların yanı başında bir tane yüzme havuzunu Spor Toto İşbirliği ile Uşak Belediyesi olarak gerçekleştireceğiz. İhale ile ilgili hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki günlerde inşallah buranın da ihalesini tamamlayacağız ve bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yine bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Şehitler Stadyumumuzun, 15 Temmuz Şehitler Stadyumumuzun yanında biliyorsunuz geçici olarak bir pazar alanı oluşturmuştuk. Şimdi buraya zemini, pazar alanı, üstü de düğün salonu olacak şekilde özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza hitap edecek belediyemize ait bir düğün salonu da, şık bir düğün salonu da inşa edeceğiz. Projesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bunun da ihalesini çıkıyoruz. Böylelikle Karaağaç mahallemizde hem pazar yeri, kapalı pazar yeri ihtiyacını gidermiş olacağız. Hem de dar gelirli vatandaşlarımız için gerçekten de son derece şık bir belediyemize ait, çok daha ekonomik koşullarda hizmet verecek olan düğün salonunu da bu vesileyle kazandırmış olacağız arkadaşlar. Bir diğer konu, biliyorsunuz ikinci etap kentsel dönüşüm alanı olarak ifade edilen revize imar planı, bölgede revize gerçekleştirdiğimiz revize imar planında süreç ilerliyor. Bu bölgedeki itirazlar değerlendirildi. Gerekli revizeler yapıldı, uygun görülenler ve şu an sürecin tamamlanmasıyla birlikte bölgede bize de çok yoğun bir şekilde imar durum belgesi için başvurular gelmeye başladı. Ve inanıyoruz ki kısa bir süre içerisinde biz de bunları vermeye başlayacağız ve bölge beklediğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi dönüşmeye başlayacak arkadaşlar. Zaten bazı olaylar kaçınılmazdır. Zaman içerisinde bunların doğal olarak dönüşmesini bekleriz. Burası da kentsel dönüşüm alanıyla İsmetpaşa Caddesi'nin arasında gerçekten artık şehrimize yakışmadığını herkesin kabul ettiği bu bölgenin de dönüşmesinin önünü açmış olduk. Ben inanıyorum ki ufak tefek zaten uygulamayla çözülebilecek konular da önümüzdeki günlerde yapacağımız 18 uygulamalarıyla buradaki vatandaşlardaki eğer herhangi bir sıkıntı varsa bunlar da giderilecektir. Ama bir taraftan da biz imar durum belgelerini vermeye başlayıp bölgenin dönüşümünün önünü açacağız. Bu bölgenin kalbi olan önemli bölgelerden bir tanesi de malum Çarşamba pazarımız. Burası da aynı şekilde dağınıklığıyla maalesef şehrimize artık yakışmadığı aşikar. Özellikle
çarşamba günleri çok ciddi anlamda bölgedeki trafik sorunu başta olmak üzere ciddi sıkıntıları var. Biz tabii buranın Uşak için bir hatırası olduğunun, bir insanların hafızasında yeri olduğunun da bilinciyle buradaki gerçekleştirmek istediğimiz, ki seçim döneminde de özellikle açıklamış olduğumuz önemli projelerimizin arasındaydı burası. Dönüşümünde bu hafızaya, hatıralara da dikkate alacağımızı ifade etmiştik. Zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bu pazarın fiziksel olarak herhangi bir hatırası yok. Burası işte prefabrik, klasik, üzeri işte panellerle kaplı olan bir pazar yeri. Burada hatırası olan pazar yeri olması. O yüzden biz bir çalışmayı neticelendirmek üzereyiz. İnşallah kısa süre içerisinde kamuoyuyla da ve ilgili oradaki esnaflarımızla da paylaşacağız ve bölgenin dönüşümüne yakışır bir proje içerisindeki esnaflarımız mağdur olmadan pazarımızın yine hafızalarımızdaki gibi devam edeceği ciddi bir buluşma ve toplanma alanının cazibesini kat kat arttıracak şekilde bölgenin bir projeyi de kamuoyuyla da paylaşacağız. Bunun da haberini öncelikle sizlerin huzurunda vermek istedim. İnşallah bu gerek ikinci etap kentsel dönüşümdeki imar faaliyetlerinin, inşai faaliyetlerin başlaması, gerekse çarşamba pazarının yenilenmesiyle bölgede çok ciddi bir yenilenme, revizyon ve yeni bir cazibe merkezini de şehrimize kazandırmış olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bunun yanında arkadaşlar, elbette ki geçtiğimiz 2 yıl son derece zorlu bir 2 yıl olduğunu ifade etmekte beis görmüyorum. Zira gerek birçok belediyede olduğu gibi Uşak Belediye'mizin de yaşamış olduğu mali sıkıntılar, gerekse içinden geçmiş olduğumuz pandemi süreci dolayısıyla oldukça sıkıntılı, ancak çok şükür hizmetlerimizi aksatmadan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını da herhangi bir sıkıntı yapmadan ve birçok da yine altyapı, üst yapı işlemleri başta olmak üzere dolu dolu geçirdiğimiz bir 2 yıl oldu. İnşallah bu yılla beraber pandeminin de nihayete ermesiyle Uşağımız için gerek altyapı, üst yapı faaliyetleri, gerekse de sosyal, kültürel etkinliklerle, yoğun etkinliklerle dolu dolu bir dönemin başlangıcı olarak ifade etmek istiyorum 2021 yılının yaz sezonu itibariyle. Bu kapsamda bir taraftan bizler şehrimizin dört bir tarafını altyapı ve üst yapı ile donatırken, ihtiyaçlarını gidertirken, diğer taraftan da sosyal ve kültürel faaliyetleri de yoğun bir şekilde gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Hatırlarsınız Atapark'taki Atakule'nin şehirde atıl bir şekilde hiçbir yerin olmasını istemediğimiz gibi buranın da atıl bir şekilde kalmasını arzu etmediğimizi ifade etmiştik. Buranın da bir şehir müzesi felsefesiyle istifade edilmesi, şehrimize kazandırılması için çalışmalar gerçekleştirmiştik. Hocalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler, değerlendirmeler neticesinde buranın 2022 yılının Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı olması münasebetiyle de bir milli mücadele müzesine dönüştürülmesi kararını aldık. Ve bununla ilgili şu an çalışmalar devam ediyor. Yakın bir zamanda eksizler ortaya çıktığında, ön çalışmalar ortaya çıktığında bir sunum da gerçekleştireceğiz. Süreci ama başladı. İnşallah Uşak'ın 100. yılında kapılarını açacak olan, bizim milli mücadele döneminde Uşak'ın
durumunu, tarihini gençlerimize, gelecek nesillere yansıtacak güzel bir esere Atakule'yi dönüştürmüş olacağız arkadaşlar. Hemen altındaki uzun bir süredir yine atıl bir şekilde duran kafeteryayı diyelim. Buranın da ne yapsak diye düşündük. Daha önce bir iki defa yine işletme amaçlı kira ihalesine çıkmıştık. Ancak bizi tatmin edici sonuçlar gelmediğinden dolayı en nihayetinde yine Uşak Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz Genç Kuşak Projesi çerçevesinde burasını gençlere için bir gençlik merkezi havasında, bir gençlerin buluşma noktası halinde, bir kafeterya değil, bir aktivite merkezi olarak buranın dönüştürülmesiyle ilgili çalışma başlattık. İnşallah kısa zaman içerisinde Uşaklı gençlerin bir odak noktası, buluşma noktası haline gelecek bir yapıya burayı da dönüştüreceğiz arkadaşlar. Yine bizim seçim döneminde de vaat ettiğimiz Çocukkent projemizin de son aşamasına gelindi projesiyle ilgili. Önümüzdeki hafta içerisinde bunun projelerini kamuoyuyla paylaşabilecek duruma geleceğiz aşağı yukarı. Kalfa'daki yine önceki dönemde belediyemizin kısmen başlatmış olduğu çalışmaları, atıl hiçbir şey kalmasın ve yarım hiçbir proje kalmasın diyerek buranın Çocukkent projesine dönüştürdük ve sadece Uşak'ın değil bölgedeki en güzel çocuk kentini inşallah burada inşa edeceğiz ve çocuklarımızın da çok keyifli aileleriyle birlikte vakit getirebilecekleri bir cazibe merkezine de kazanmış olacak Uşak olarak. Yine bir diğer önemli projemiz Yeşil Karaağaç Göleti ile ilgili olarak da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu an hızlı bir şekilde etrafının çevrilip buranın istenmeyen ziyaretçilerinden muhafaza edilmesi için çitle çevrilmesi için gerekli ihalesini yaptık. Önümüzdeki ay içerisinde muhtemelen buranın etrafının çevrilip güvenli bir hale, güvenlik görevlilerini de koyarak getireceğiz. Hedefimiz bu yazdan itibaren vatandaşlarımızın orada keyifli bir vakit zaman geçirmeye başlaması ve etap etap bölgede bir cazibe merkezi, bir doğal yaşam alanı oluşturacağız. İçerisinde karavanların ve çadırlarla konaklanabildiği, göletin üzerinde balıkların tutabildiği iskelelerin olduğu, yine bölgede bir festival alanının olduğu oluşturabileceğimiz, bunun yanında de atla ilgili şehrimizde biliyorsunuz çok yoğun bir faaliyet var. Bu anlamda etnosporlarla alakalı faaliyetlerin gerçekleştirebileceği bir alana dönüşmesini arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın trekking gibi, safari gibi etkinlikleri doğal ortamda, orman ve göletin keyfini bir arada yaşayabilecekleri bir rotalar oluşturduk. Bunu da basamak basamak inşallah Karaağaç Göleti'ni de Uşaklı ve Uşak dışından gelecek misafirlerimizin hizmetine sunacağız arkadaşlar. Bir diğer konu biliyorsunuz 2000 bu sene suyla alakalı olarak ciddi bir virajdan döndük. Ve almış olduğumuz tedbirler sayesinde çok şükür herhangi bir su kesintisine, kısıtlamasına gitmeye gerek kalmadan dönemi bitirdik. Ancak bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor malum. Bu kuraklık riski tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da önümüzde ihmal edilmemesi gereken ciddi bir problem olduğunu farkındayız. Bu anlamda biz de Uşak Belediyesi olarak kısa, orta ve uzun vadeli bir plan gerçekleştirdik. Kısa vadeli planlarımızda
Baraja, Küçükler Barajımıza Murat Dağı'ndan gelen suların kaybolmadan baraja ulaşmasıyla ilgili Devlet Su İşleri Özel İdare ile beraber onlarla işbirliği içerisinde Darıderesi denen mevkiden ki suları toplanarak baraja takviye amaçlı olarak yönlendirilmesini sağlayacağız. Bununla ilgili son aşamaya geldik. İnşallah bir dahaki sezona buradaki suları taşıyacak yatırımları gerçekleştirmiş olacağız. Orta vadede yine Baltalı Barajı'nın olduğu bölgeden ihtiyaç duyulması halinde Küçükler Barajı'na, arıtma tesisine suyun, oradaki suyun, ki şu an belki görenleriniz vardır, o su buradan taşıyor zaten. Buradaki suyun aktarılmasıyla ilgili bir, kendi cazibesiyle düşük maliyetle aktarılmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Teknik Üniversite'den, Uşak Üniversitemiz'den hocalarımızın katkılarıyla bunun cazibesiyle bu suyun taşınabileceğine dair gerekli fizibilite çalışmaları yapıldı. DSİ ve bakanlığımızla gerekli koordinasyon içerisinde bu projeyi de inşallah gerçekleştirip orta vadede bir önemli tedbiri de, takviyeyi de içme suyumuzu korumak amacıyla temin etmiş olacağız. Üçüncü olarak da daha uzun vadede Uşağımızın uzun süreli olarak sorunun çözülmesi için öncelikle Gökkaya, arkasından ihtiyaç duyulması halinde Dikendere gibi barajların bölgemizin uzun yıllar su sorunu yaşamaması için yatırımların yapılması konusunda da hükümetimizle, bakanlığımızla, DSİ ile hemfikir halindeyiz. Bununla ilgili de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Yine uzun uğraşlar sonucunda tabii yatırım programına aldırdığımız arıtma tesisimizin, Yavu'daki arıtma tesisinin kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de projelerin revizyon çalışmaları son aşamaya geldi. DSİ ile koordineli bir şekilde süreç yürüyor. İnşallah 15-20 gün içerisinde revizyon çalışmaları projelerde tamamlanmış olacak ve ihaleye çıkılabilir hale gelecek. Zaten bakanlığımızın ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün bir an evvel ihaleye çıkılması konusunda bir iradesi söz konusu. İnşallah revizyon çalışmaları biter bitmez ihale gerçekleşecek ve bölgenin önemli bir sorunu olan arıtma tesisinin kapasitesinin arttırmasını da böylelikle gerçekleştirmiş olacağız. Tabii su ile alakalı olarak önemli konulardan bir tanesi de tasarruf etmek. Küçük yaşlarda genç çocuklarımızdan, öğrencilerimizden başlayarak herkesin bu tasarruf seferberliğine katılması gerekiyor. Biz Uşak Belediyesi olarak biliyorsunuz kamuoyuna da çeşitli televizyon programlarında da gündeme geldi. Su musluklara takılan bir aparatla, cihazla su kullanımlarında çok ciddi anlamda bir tasarruf etmek mümkün. Biz bununla ilgili olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Farklı noktalardaki, farklı amaçlarla faaliyetlerde bulunan su abonelerinden, işte kamu binası, bir işletme, bir hane gibi bunlarınla gerekli izinleri alarak hem önceki geçmiş 3 aylık su kullanım tüketim miktarlarını kontrol ettik, hem de sonraki bu aparatları bu hanelerdeki tüm musluklara yerleştirip sonraki 3 aylık süreç içerisinde ne kadar su tasarrufu yapılmış, aynı miktarda aynı faaliyetler, su kullanımı yapıldığı halde biz burada ciddi anlamda su kullanımının ve su faturalarının da aynı şekilde azalmış olduğunu gördük. Bunun raporlarını şu an arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bununla ilgili bir paylaşım yapacağız. Örnek olarak göstereceğiz. Vatandaşlarımıza bu aparatları kullanması halinde
somut bir şekilde su faturalarının ne kadar azaldığını ve su tüketiminin ne kadar azaldığını ama hiçbir şekilde evdeki faaliyetleri değişmeksizin veya iş yerindeki aynı faaliyetleri devam etmek şeklinde göstereceğiz. Ben ilk sonuçları gördüm. Son derece başarılı olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer duyarlılık gösterilir, bu konuda bizler tabii başta kamu kuruluşları olmak üzere yoğun su kullanımı olan tüm binaları, işletmeleri Uşak Belediyesi olarak teşvik edeceğiz. Bu konuda destekler vereceğiz ve yoğun bir şekilde tasarruf sağlanmasını hedefliyoruz. İnşallah alacağımız tedbirlerle Uşak hiçbir şekilde içme suyu sıkıntısı yaşamadan bu kuraklık tehlikesini en güzel şekilde bertaraf edeceğine de inanıyoruz arkadaşlar. Evet, hem Ramazan oruçluyuz hem de işte koronavirüs malum, çok uzatmamamız gerekiyor. Çok hızlı bir iki konuya değinip arkasından varsa sorularınızı alacağım. Ondan sonra da bitireceğiz. Kent Park'la ilgili olarak, Millet Bahçesi ile ilgili olarak da kısa bir bilgilendirme yapayım. Burada biliyorsunuz bakanlığımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğumuz, yenilemiş olduğumuz bir protokolümüz vardı göreve geldikten sonra. Belediyemizin yükümlülüğünde olan, önceki yapılan protokol gereği yapılması gereken pek çok işi sağ olsun bakanlığımız üzerine almıştı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak Orhan Dengiz, Anadolu Lisesi ve RAM binalarında taşınma işlemleri malum tamamlandı. Şimdi Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzde buranın planlandığı şekliyle yıkımı ile ilgili izin gerekli izin yazılarını yazılıyor. Herhalde önümüzdeki günlerde bu prosedür tamamlanmış olacak ve buradaki binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Yıkılan hiçbir şeyin yerine yeni bir şey yapmak, üzerine yeni bir bina yapmak gibi ne bizim bir niyetimiz var ne de TOKİ ile veya bir başkasıyla yapılmış olan bir anlaşma var. Burası en başta planlandığı gibi halkımızın keyifli bir şekilde dolaşacağı bir millet bahçesi olarak hizmet edecek arkadaşlar. Yine TOKİ'nin üstlenmiş olduğu milli eğitimimizin Gazi İlköğretim Okulu ve yanındaki atölyelerin olduğu binaların güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ihalesi tamamlanmıştı. Anıtlar Kurumu'ndan da restorasyon için gerekli izinler bitti, alındı. Müteahhit firma önümüzdeki günlerde, hatta belki de fiilen gelmiş de olabilir Uşak'a bugünlerde, buranın güçlendirilmesi ve restorasyon işlerini Anıtlar Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda başlıyor arkadaşlar. Biz de inşallah okulların taşınma işlemleri bitti, yıkım işlemleri bittikten sonra da buranın parkımızın en kısa zamanda kazandırılmasının takipçisi olacağız. TOKİ aslında parkın yapılmasıyla ilgili olan ihaleyi de yapmıştı. Ancak biz vekillerimizle beraber bu yaptığımız görüşmede bu ihaleyi iptal ettirdik arkadaşlar. Çünkü ihalede aslında bir iletişim aksaklığı diyebiliriz. Oradaki otopark, yeraltı otoparkı bir kat olarak planlanmış ihalede. İhaleyi iptal etmeye gerek kalmadan biz bu işi çözelim diye biraz gayret ettik, uğraştık ama işte mali konular başta olmak üzere buna el vermedi. Biz burada otopark ihtiyacının bölge için önemli bir hassasiyet olduğunu belirterek katlı otoparkın iki kata çıkarılması konusundaki yoğun ısrarımız nedeniyle bakanlık TOKİ ihaleyi iptal etti ve önümüzdeki günlerde projeyi revize edip hızlıca tekrar otoparkı sayısını ikiye katlayarak ihalesini gerçekleştirecek arkadaşlar. En kısa zaman içerisinde de inşallah bu projeyi tamamlayacağız ve Uşak'a geniş bir millet bahçesini de kazandırmış olacağız. 2021 yılı ahilik yılı, esnaflarımız biliyorsunuz
Zor bir yıl geçirdi esnaflarımız. Belediye olarak biraz önce de ifade etmiştim, kıraathane esnafımızın yanında olduğumuz gibi tüm esnaflarımıza çok büyük bir önem veriyoruz. Uşak Belediye'mizin kültür yayınları olarak inşallah yayınlara başlayacağım. Uşağımızın kültürünü, tarihini, gelenek göreneklerini, önemli bu, her türlü Uşağı anlatan, geçmişini yansıtacak olan bu yayınlarımızın da ilkini inşallah Uşağımızın ahili kültürüyle ilgili olan Uşak'taki esnaflarımızın gelecek nesillere, onlara ahili anlattığı bir eserle piyasaya çıkartacağız, sunacağız ve inşallah gelecek nesillere de Uşak Belediyesi'nin kültür yayınları olarak Uşak'ta pek çok Uşak'la ilgili eser yayınlanıyor. Kıymetli hocalarımız, kıymetli yazarlarımız tarafından. Ancak bunların bir kurumsal olarak hafızaya alınması ve Uşak'la ilgili arananların resmi bir kurum eliyle takip edilmesinin önemli olduğuna inandığımız için inşallah bu çalışmayı başlattık ve ilkini de ahilik yılı münasebetiyle esnaflarımızla ilgili çok keyifli, çok güzel bir yayın olacak inşallah. Bununla başlıyoruz. Yine biliyorsunuz belediyemiz yeni hizmet binasına taşındı. Sadece Ramazan dolayısıyla Sosyal Yardım Müdürlüğümüz kaldı. Bu da Ramazan'dan sonra tüm birimlerimizle birlikte yeni binamıza taşınıyoruz. Bu binamızın, mevcut binamızın ne olacağı veya ne durumda olacağı ilgili de sorular geliyor. Tabii kamuoyunda bazen böyle spekülasyonlar duyuyoruz. İşte satılmış, icra olmuş, alınmış, verilmiş şeklinde. Bir kere bizim belediyemizin artık icralarla ilgili herhangi bir gündemi olmadığı, bunun ortadan kalktığını ifade etmiştik daha öncesinde. O yüzden böyle bir şey söz konusu değil. Herhangi birisi veya bir kuruluşa da devredilmiş veya satılmış da değil. Üzerinde de herhangi bir haciz vesairesi de yok. Biz burayı hem bölgenin silüetini göz önüne alacak şekilde, tarihi yapısını, dokusuna uyumlu bir şekilde elden geçirmek istiyoruz. Bir bedesten havasında da içinde yine dükkanların olduğu bir ticari alana dönüştürmek istiyoruz. Aynı zamanda esnaf odalarımızın da bir talebi oldu. Bu konuda üst katının, ikinci katının esnaf birliği tarafından odalarımız amaçlı kullanılması. Bununla ilgili olarak da görüşmelerimiz sürüyor. Ben tabii ki memnuniyet duyarız. Eğer ki uygun şartlar oluşursa, uygun olacağı düşünülürse esnaflarımızı da özellikle 2021 yılı ahilik yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edildi. Böyle bir yılda böyle bir yerin belediyemiz tarafından esnaflarımıza kazandırılmasında bizleri sadece memnun eder arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Başka konular da var ama dediğim gibi şeyi uzatmak istemiyorum. Yani engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalar, sosyal faaliyetler, bunları takip ettiğiniz sağ olun. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz pandemi koşullarının el verdiği sürece Uşaklı hemşerilerimize kültürel, sosyal anlamda da keyifli bir zaman geçirmelerini temin etmek, bunlardan yararlanmalarını sağlamak. Uşak Belediyesi olarak bunlara önem veriyoruz. Ancak önce sağlık diyoruz ve tüm vatandaşlarımız tekrar sırası gelenleri aşı olmaya ve herkesi de koronavirüs tedbirlerine, maske, mesafe, hijyen kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere de riayet etmeye davet ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, soru alabilirim. Buyurun. Evet. Otobüs hatlarında bir değişiklik olacak mı? Evet, planladık, olacak. Birincisi bu, ikincisi de
Açıklamalarınızda hep tüketime dayalı bir yatırımları bahsettiniz. İhtiyaçlar haricinde. Bir uşağın ekonomisini nasıl kalkındırabiliriz diye bir projelerden bahsetmediniz. Evet. Onlarla ilgili çalışmalar var mı? Evet. Şöyle, iki yönlü cevap verelim. Tabii Uşak bir sanayi kenti, bunu unutmuyoruz. Bu anlamda Uşak'ın sanayisinin güçlenmesi içinde belediye olarak üzerimize düşenleri yerine getirmemiz önemli. Organize sanayi bölgelerimizde ve ticaret odamızla da işbirliği içerisindeyiz. İşte şimdi üzerinde ticaret odasıyla birlikte çalıştığımızda bir projemiz var. Uşak'ın yöresel ürünlerinin işte özellikle yolüstü güzergahlarda sergilenmesi, satış noktalarının ulaştırılması sürekli olarak gündemde olan konulardan bir tanesidir. Biz bu konuda Zafer Kalkınma Ajansı'yla'nı da işin içine dahil ederek somut bir projeye imza atmak için ticaret odasıyla görüşmeleme halindeyiz. Ana aks üzerinde, İzmir Ankara yolu üzerinde bir belediye bize ait olan parseli ticaret odasıyla işbirliğinde bir yöresel ürünlerimizin ağırlıklı olarak satılacağı bir dinlenme tesisi haline dönüştürülmesi için bir proje çalışıyoruz. Ben bunun bir örnek, güzel bir projenin örnek teşkil edeceğini, aynı hat üzerinde de inşallah farklı tesislere de öncülük edeceğine inanıyorum. Bu sayede hem Uşak ekonomisine katkı sağlayacak hem de yöresel ürünlerimizin de daha geniş bir şekilde tanınmasına, bilinmesine de imkan sağlayacaktır. Yine bir geri dönüşüm şehri olan, bu konuda bir doğal kümeleşmeye sahip olan şehrimizin bu anlamda gelişmesi, güçlenmesi, tanınması için de yine OSB'lerimizle, milletvekillerimizle, ticaret odamızla birlikte de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah beraberce ne bu anlamda bir geniş kapsamlı etkinlik düzenlemek istiyoruz. Üst düzey katılımcıların olduğu, Uşak'ın geri dönüşüme olan katkısının vurgulandığı, ortaya çıkartıldığı bir etkinlikle bu anlamda yatırımcıların yine Uşak'ta, ki biliyorsunuz Banaz'da yeni bir OSB kuruluyor ve aynı şekilde tekstil OSB'nin genişleme süreci devam ediyor ki onun da her türlü sürecinde gereken desteği sağlıyoruz. En kısa zaman içerisinde yeni istihdamların Uşak'ta oluşmasında temin edeceğiz bunun sayesinde. Merak etmeyin, Uşak ekonomik anlamda da çok güçlü bir şekilde ayaklar üzerinde duruyor. Biz de Uşak Belediyesi olarak buna katkı vermeye devam edeceğiz. Efendim? Evet, otobüs duraklarını planladık. Yeni güzergahlar başlayacak. Arkadaşlar aslında yine hani konusu gelmişken söyleyeyim. Şeye hazırız biz tekrar kartlı sisteme geçme konusunda. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık ama pandemi sürecindeki özellikle işte yolcu sayısı kısıtlamaları, bu otobüs esnaflarının içindeki bazı sıkıntılar, bu konudaki firmaların böyle bir dönemde böyle bir çalışmaya göstereceği ilginin yetersiz olabileceği düşüncesiyle şu an bekletiyoruz. En kısa zaman içerisinde şartlar düzeldiğinde otobüslerimizde tekrar modern kartlı sisteme dönüş içinde ihaleyi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü artık bunu tekrar etmeye gerek yok. Yani parayla alışveriş ki baktığınız zaman aslında pandemi döneminde bile böyle bir sistemde kalmış olmanın bile sakıncaları aşikar. Uşağımıza yakışmıyor. Bir an evvel biz hazırlıklarımızı yaptık. Sadece pandeminin ekonomik sıkıntılarının bir miktarda olsa ortadan kalkmasını bekliyoruz. En kısa zamanda ihale yapacağız, dönüştüreceğiz. Bu kapsamda güzergahların hepsini de planladık, hayata geçireceğiz. Evet, soru. Yok mu? Vardır diyordum ya. Hiç şey yok. Merak ettiniz. Başkanım,
size müjdemiz var. Yani bu tabii 50 bin sosyal konut projesi kapsamında şartları ve kriterleri bakanlık tarafından belirlenmiş olan bir proje. 729 konut ve kuralları çekildi zaten. Yani bunun inşallah bölgeyle ilgili bir planlama çalışması yapıyoruz. İlave olarak TOKİ ile yeni bir proje yapmamız halinde bu yer ayırma kısmını inisiyatif o zaman bize geçecek. Bu projede inisiyatif bizde değildi. Bunun 729'unun da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında bakanlık tarafından kuralları çekilerek gerçekleştirildi. Biz bunu şeyin başında, sürecin başında sorduk. Gerek basın mensuplarımız, gerek emeklilerimiz, gerekse farklı bir amaçla belli bir kısmını ayırabilir miyiz dediler. Hayır, bu sosyal konut projesi kapsamında nasıl yapılacağı belli olan bir proje, kura çekimiyle birlikte yeni projeleri biz sizinle birlikte gerçekleştirirsek orada sizler istediğiniz sınırlamayı getirebilirsiniz dediler. İnşallah bu proje başladıktan sonra bölgedeki yapacağımız imar planlamasıyla TOKİ'nin zaten bölgede başka alanları da var. Buralarda yeni bir proje gerçekleştirirken bu talepleri gündeme tekrar getireceğiz. Buyurun İbrahim Bey. Çalışıyorlar mı? Yani şöyle, tabii bu kadar önem verdiğimiz bir bölgede ki herhalde hareketliliğin başladığını herkes görüyordur. Şu an belediyemizin de taşınmasıyla birlikte işte Çevre İl Müdürlüğümüz taşındı. Yine TEDAŞ geldi binamızın bir tanesini de noter geldi. Hakeza iki tane kamu bankası yine alana yakının içerisindeki bir bölgeye geldiler ve hızlı bir şekilde bölgede canlılık artıyor, hareketleniyor. Bu doğrultuda biz de sosyal ihtiyaçlarını insanların karşılaması için mekanlar oluşturmaya da gayret ediyoruz. TOKİ ile bu anlamda görüşmeler gerçekleştirdik. Burası, bu konuşulduğu için tekrar etmeyeceğim. TOKİ'ye ait bir otel alanı. Daha önceden planlanmış, proje kapsamında TOKİ'ye kalmış bir alan. Fakat biz dedik ki ileride ne şekilde tasarrufta bulunur TOKİ ile, ne yapılır, ne edilir, bu ayrı bir konu ama bu haliyle atıl bir şekilde kalacağını, en azından biz burayı üzerinde bir yapı oluşturmadan insanların nefes alabilecekleri, işte vakit geçirebilecekleri bir yeşil alana dönüştürebiliriz amacıyla yola çıktık. Şimdi ona istinaden bir düzenleme yapıyoruz. Burada yürüyüş alanlarının, yeşil alanlarının olduğu zaten bir herhangi bir şey niyetimiz yok, yapılaşma niyetimiz yok. Ama hem görsel olarak hem de üzerinde sağlık, spor anlamda kullanılabilecek bir şeye, yeşil alana dönüştüreceğiz şu an için. Amacımız o. Başka arkadaşlar? Buyurun. Başkanım, şunu soracağım ben. Şimdi çok fazla gezen birim, il öyle söyleyeyim. Bizim Uşak bölgesinde ve pek çok ile bakarak çok aşırı pahalı bir il. Yani bunu manavdan, pazar yerinden tutun da diğer esnafların, yani gıda maddesi üzerinde gerçekten ben özellikle üstüne dura dura şey yapıyorum, yani sorup soruşturuyorum gittiğim yerlerde. Yani Uşak çok pahalı, aşırı pahalı bir il. Ki Ramazan'da çok daha pahalandı her şey. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da zaten bir söylemi var. Fiyat, aşırı fiyat artışlarını denetlememiz altında olacak falan diye. Belediyenin önceden hani biz çocukluğumuzda biliriz, zabıtalar falan müdahale ederdi bu manavların fiyatlarına, işte çok yüksek satıyorsun veya dükkan dolaşırlardı. Yani belediyenin bu konuyla gerçekten çok pahalıymış. Bakın yani araştırın, bilhassa bölgemizde yakın şehirlere nazaran çok pahalı yani. Hani örnek vermek gerekirse, misal atıyorum en basitinden İzmir'de bugün bir herhangi bir semt pazarında 3 kilosu, 4 kilosu 10 liraya aldığımız domates aynı gün buraya geldi 8 liraydı. 10 liraydı burada Perşembe pazarında. Yani ya sadece domates konusu, marak konusu da değil de yani, her konuda çok pahalı değil.
Yani bununla ilgili belediyenin bir denetlemesi oluyor mu? Manavlar üzerinde veya diğer gıda maddesi, gıda ürünleri satan dükkanlar üzerinde, esnaflar üzerinde. Yani Ramazan dolayısıyla da daha biraz daha arttı yani. Şöyle, tabii genel gıda fiyatlarındaki hareketliliği bir kenara koyarak Uşak'taki meyve sebze gıda fiyatları açısından baktığımızda aslında ben bölgede veya diğer illerle kıyasladığımızda ürün bazlı olarak belki ayrışmalar olabilir ama genel anlamda böyle bir aşırı fiyat yüksekliği olduğunu görmedim. Yani ben de bakıyorum. Hatta bizim meyve sebze noktasında bir avantajımız da var. Bölgenin en büyük hali Uşak'ta. Yani işte bu dönemde yine boş kalan 20'ye yakın hal dükkanını da biz ihale ettik ve işte 20 olan hal esnafını 40'a çıkarttık. Bu da aynı zamanda neyi getirdi? Rekabeti getirdi. Yani çok daha fazla pazarcının halden alternatifi oluştu ve Uşak hem tazeliği anlamında yani hem de aslında fiyat anlamında ben bölgeye göre daha rekabetçi olduğunu gözlemliyorum birincisi. Denetimler noktasında tabii arkadaşlarımız sık sık bu denetimleri ama şikayet üzere ama rutin şekilde gerçekleştiriyorlar. Ticaret İl Müdürlüğü de hakeza bu konuda aktif ve yetkili malum. Belirli dönemlerdeki oluşan fahiş fiyatlı uygulamalara da müdahalelerimiz oldu, yaptık bundan önce de. Ama sizin tespit ettiğiniz, gördüğünüz özellikle böyle bir şey varsa iletirseniz o konuda da çalışma yaparız. Ama tekrar söylüyorum yani bölgeyle, genel gıda fiyatları üzerinden konuşmuyorum. Bu apayrı bir konu. Ama bölgemizle ve genel olarak başka şehirlerle kıyasladığımızda Uşak özelinde şimdi mesela örnek verdiğiniz şey de belki tek onu örnek göstermek istemiyorsunuz ama Perşembe günü sigorta pazarındaki fiyatlarla Fatih pazarındaki ya da Mehmet Akif'teki Elmalıdere pazarındaki fiyatlar arasında bile fark edebilir. Yani manav esnafıyla pazar esnafının arasında fiyatlar fark edebilir. Sezona göre fiyatlar fark edebilir. Gibi bunlar da olabilir. Detaylı bakmak lazım ama tekrar söylüyorum. Bu denetimlerde de değil ama bu konuda eğer bir tespit ettiğiniz bir durum söz konusuysa o konuyla ilgili özel çalışmalar gerçekleştiririz. Bu arada hemen şeyi de söyleyeyim. Malum Ramazan ayında her sene olduğu gibi halk ekmek olarak pazar ekmeği diyelim yerine pide üretimi yapıyoruz. Bu sene de arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmenin neticesinde pandemi koşullarının getirmiş olduğu sıkıntıları da göz önüne bulundurarak Ramazan pidesinin fiyatlarını ekmek fiyatıyla aynı tuttuk. 1.25'te tuttuk. Ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın şey yapabilsinler daha ekonomik bir şekilde Ramazan pidesi temin edebilsinler diye. Tabii ki temel prensibimiz vardır. Esnafla rekabet etmeyiz belediye olarak. Sadece yeri geldiğinde dengeleyici oluruz diye. Fakat bu sene olağanüstü bir pandemi koşullarından geçtiği için ülke bu seneye has bir şekilde özellikle fiyatlarımızı, Ramazan pidesi fiyatlarımızı son derece düşük bir şekilde tuttuk arkadaşlar. Ama bir kapasite artışına gitmedik. Kapasite artışına gitmediğimiz için de zaten biz fiyatlarımız 3 lira olsaydı da aynı miktarda pideyi satacaktık. 1.25 olduğunda da aynı miktarda satıyoruz. O yüzden fırın esnafına, bakkal esnafına da herhangi bir şekilde açıkçası müdahale ettiğimiz veya işte onların satışlarını etkileyecek bir tavrımız da olmadı. İnşallah biz ihtiyaç oldukça vatandaşlarımıza aynı tüm hanelere her gün iftarımızı
yemeğimizi götürdüğümüz gibi Ramazan pidelerimizi de bu sene ekonomik olarak sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, var mıdır başka? Buyurun. Evet. Uşak'ta da yaklaşık olarak şeker evleri olsun, asil mezarlık olsun, şehitler 1-2 şeklinde mezarlık bölümlerimiz vardı. Elmalıdere, Aksi gibi. Doğru. Şimdi ne oldu? Ova Demirler, Karaağaç gibi veya Gücer tarafı da doğal olarak Uşak'a bağlandı. Şimdi gözlemlediğimizde birçok mezarlar Uşak şehir merkezinde olmak gibi bir durumu söz konusu şu anda. Hı hı. Yani önümüzdeki dönemler açısından, yani şehrin dışında kalabilecek gibi büyük bir mezarlık çalışmanız var mı? Evet, sizin de söylediğiniz gibi yeni bağlanan mahallelerimizde mezar alanları mevcut. Şimdi Mezarlık İşleri Müdürlüğümüz bunların tespitlerini gerçekleştirdi. Tabii bunların bir de imardaki durumları da söz konusu. Fiilen mezar alanı olarak gözükmeyip de işte mezarlık oluşan bölgeler var. Efendime söyleyeyim. Bunların hepsi öncelikle parselasyonları, imar uygulamaları yapılıp mezarlık alanları da ilan edilecekler. İhtiyaç duyulması halinde mevcut mezarların etrafında yeni mezar alanları da planlarla birlikte oluşturabiliriz. Tabii bizim asri mezarlığımızın genişleme alanları mevcut. Burada da ekiplerimiz ciddi bir çalışma gerçekleştirdiler. Karakaya Mezarlığı yeni açıldı. Onun da valilikle gerekli kararları çıkartıldı. Buralar kullanıma alındı. Dediğiniz gibi özellikle şeker evleri başta olmak üzere merkezdeki mezarlıklarımızda doluluk oranları yüksek ama çevredeki mezar alanları, mezarlıklarımızda yeterli miktarda şu an yer var. Asri mezarlığında genişleme alanı var. Elmalıdere'de yeni bir mezar alanı çalışmamız gerçekleştirdi. Kamulaştırmalarını anlaştık, yaptık vatandaşla da. Orada da bir özellikle bölge vatandaşlarımızın hassasiyeti yüksek bir konuda. Orayı da mezar alanı olarak kazandırdık arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Planlı bir şekilde mezar yerlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Yani bu arada hep söylediğim bir şey var. Tekrar etmeden geçmeyeceğim. Elbette ki yapmak çok güzel. Eser kazandırmak çok güzel. Önemsiyoruz. Bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Ama özellikle şehrin dokusuna zarar veren, şehrin trafiğine sıkıntı yaratan, şehrin silüetine, estetiğine zarar veren yapılardan da kurtulmak gerektiğine de inanıyorum. Bunun da önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum. İşte en son takip etmişsinizdir. Durak Mahallesi'nde 6. notara doğru geçerken ki işte eski planlardan dolayı kalmış olan oradaki kahvanelerin 3 tane 2 tanesini yıkıp bir genişletme çalışması gerçekleştirdik. Yıllardır orada duruyordu yani netice itibariyle. Yani belki bir ortaya bir şey çıkmıyor ama en azından bölgede ciddi bir rahatlamaya neden olacaktır. Şu an mülk sahiplerine erişemediğimiz için beklediğimiz oradaki kalan son binanın da temasa geçtik. Onlarla da anlaşıp inşallah oranın da kamulaştırmasını gerçekleştirip oradaki bir alan kazandırıp bölgeyi rahatlatmış olacağız böylelikle. Bununla birlikte şehrin çeşitli noktalarında başta hep söylediğim valilik binasının karşısındaki o 50 yıldır yani şimdi bazı yerlerin hatırası var diyoruz ya, hafızalarda yeri var. O yüzden işte dokunmayın, ellemeyin. Bazen diyorum acaba buranın da hafızası var. Burayı yıkmasak mı? Yıkmakla boşuna mı uğraşıyoruz diye düşünüyorum yani. Hatıramız var. Her resimde çıkıyor zaten diyorum yani. Hatırası var diye acaba burada da şey, öyle değil. Yani bazı şeyler gerçekten de nasıl ki 30 sene oturduğumuz evden de hatırası var diye terk edip yeri geldiğinde yeni eve taşınırken hatırası var burasını müteahhite verip de 4 katlıya döndürelim demiyorsak yani bazı şeylerde doğası gereği yıkılması gerekebilir, dönüştürülmesi
gerekebilir. Elbette ki hassasiyeti olan, gerçekten hassasiyet olan kent estetiği, mimarisi anlamında önemli noktaları korumak, kollamak hepimizin görevi. Ama şehri dönüştürecek, rahatlatacak, efendime söyleyeyim, daha iyi noktalara getireceğine inandığımız adımları atmaktan da çekinmeyeceğimizi de bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum arkadaşlar.